Çarkı feleği ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyız. Sosislere bayılırım ben. Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. Nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin, ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için çok geç değildir. Hayır, izin vermeyeceğim. İsteği yememi mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır, yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpacağım anne. Hayır hayır, hamam böceklerini yemeyi tercih ederim. Yine de benim iştahı açıcı pizzama hiç uymuyorlar. Kolumu saldırdılar. Hayır, böyle bir şeye imza atmadım. Julie, sen ne bekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak, ne kadar havalı oldu. Uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim. Sosis pizzanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosisli sandviçlerden daha çok lezzetli. Julie, benim lezzetli yemeğini ısırmana zorluyorsun. Bunu memnuniyetle yaparım. Ne yapıyorsun? Sosislerime dokunmana kim izin verdi? Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. Vay canına. Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından pizzayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Bu da uygun. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. Defol. Oh, Mila'nın ağzında artık hamam böceği krallığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? Okay. Bu türde ne alacağım acaba? Hayır. Solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim, solucanlara değil. Yaşasın. Hubba Bubba'yı severim. Harika. Şimdi çarkı feleği döndürme sırası bende. Bu haksızlık ama. Neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor? Onlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet, seni kıskanmıyorum. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. Haklısın, neyi bekliyorum ki? Bu sakızları pizzanın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Hardlock ve çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Tadam. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet, havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. Bu ne durumun pislik? Hayır, bu çok fazla. Keşke o pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak. Bu ceza ne de ya? Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. Nasıl peki? Julie hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okay. Tabii, neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar hıvılı. Sakız ve pizzanın birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be, o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olur. Ne oldu? Neredeyim ben? Bunun yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Onları olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıyı yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez.
Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Aa, yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuli çok komik görünüyorsun. Okay. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. İşte bunu anlıyorum. Şans. Jelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım, gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz. Deneme zamanı. Nasıl peki, lezzetli mi? Çok. Eminim pizza inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. Ahtapot mu? Onlar çok küçük. Sümüklü ve iğrençler. Pizzanın ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet, çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ben de jelibon isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Julie her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mira sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu ahtapotları gerçekten tatmak istemiyorum. Umarım içinde bana yapışmazlar. Zavallı Mira, buna bakmak bile çok iğrenç. Tabii yani bunlar ahtapot. Doğrudan dile yapışıyorlar. Julie sen de bu komik mi? Bu hiç komik değil. Al bakalım. Of, bu neydi? Buna nasıl cüret edersin? Artık ahtapotların hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kurtaramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Julie sen çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha, afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben kazandım. Evet ya, patates kızartmasını çok seviyorum. Tamam, böceklerini sever misin? Onları alacaksın. Julie, hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. Julie şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun, lezzetli olsun. Hayır ya, ne olur olsun ama sarımsak olmasın, o çok kötü kokuyor. Garip, neden yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Hey, dikkatlice bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi üzerime astılar? Hey, neyse. Tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak sorulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ileteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler, sence beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeye geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Onu nasıl yiyeceğim? Kalbim çok güzel.
Sürekli kaçıyorsun. Ceza çağrısı zamanı. Kahretsin, hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğreneceğiz. Hadi. Bak, eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun beni, düşüyorum. Oh hayır, sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım, iyiyim. Bu acına patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Başlayalım mı? İlk ben olacağım. Aha, vay be, çikolata, süper. Ama onun nesi var? Peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyorum. Biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolatayla kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Leziz bir şey. Marie, sen de oturuyorsun. Hadi açsana. Aa, donmuş çikolata mı? Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylesi daha iyi. Bakalım. Yummy. İşte daha cici görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah, ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hadi. Hadi ama paramparça ol. Oh, tamam. Böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin. İyi ki bende erimiş çikolata var. Ondan herhangi bir şeker yapabilirim. Örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Bu sefer ne olacak? Ben açacağım. Hayır, ben. Tamam, öyle olsun. Dondurulmuş waffle mı? Tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet, çok şanslıyım. Hazır, nefis waffle'ım var. Aa, harika. Tadına bakmak istiyorum. Aa, çok sıcak. Elim. Aha, yandım. Mahmari, waffle'ımı al. Ah, vay be, çok iyi, teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim, bir fikrim var. Bu ellerim kirlenmemesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak, çok iyi, ellerim yanmayacak. Ah, leziz bir şey, sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş waffle, hadi kırıl artık. Ah, yaşasın, belki böyle yiyebilirim. Aa, hayır, yine de taş gibi. Tamam, öyle olsun, yemeyeceğim. Okay. Üzülme Mia. Hadi üzülme. Baksana, benim hafım iki kişilik. Tamam, afiyet olsun arkadaşım. Tamam, açalım birlikte. Hadi. Vay canına, sıcak çikolata ve marshmallow'umu bayılırım. Ama ikimizden birinde sıcak değil. Biliyorum, onu pipetle içeceğim. Aa, ama neden içine sokamıyorum? Ah, evet, demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam, onu nasıl içeceğim? Aa, biliyorum, harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallow'larım var. Ve çikolata, ah, çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? Ne yapsam? Ah, evet, onu eldivenlerle içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. Evet, nefis. Sen neden bakıyorsun? Neden sen açıyorsun? Hadi birlikte. 3, 2, 1. Vay canına, noodle. Oley. Ah, ne kadar iyi. Dur. Neden donmuş?
Aa, çubukları bile çıkaramıyorum. Aa, olamaz. Çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu. Evet, şanslısın. Ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Aa, hayır. Ağzım yanıyor. Aa, dikkat et. Kendime bir şey yapamıyorum. Aa, noodle'ımı nasıl eriteceğimi biliyorum. Bana biraz yardım et mi ya? Evet. Şimdi ben de noodle'ımın tadına bakabileceğim. Of be. Sanırım daha iyi oldum. Bu noodle çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Ay, özür dilerim. Sanırım tavırları unutmuşum. Hey, parmaklarda savaş. İrkim olacak. Beni yenemezsin. Bakarız. Evet, olayı kazandım. Bakalım ne var? Bende erimiş şeker mi var? Ne, bunu nasıl yiyebilirim? Tamam, öyle olsun. Sende ne var? Aa, oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Aa, dur, dilim yapıştı. Aa, olamaz, acıttı. Ama Mia'yla nasıl dalga geçebileceğimi biliyorum. Eşyalarım nerede? Harika. Ah Mia, yardım et. Lollipop o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Aa, peki tamam, yardım edeceğim, dur. Aa, yaptım yaptım, dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz, galiba abartmışım. Ah, çok aptal bir şaka. Neyse, kendi şekerimle ilgileneceğim. Bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır, yeter bu kadar. Hadi bakalım, taş, kağıt, makas. Aha, makas, ben kazandım, yaşasın. Hey, nereye? Önce ben alışacağım. Acaba orada ne var? Oh, nuggetler, harika. Nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Aha, çok sıcak. Ah, böylesi daha iyi. Ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana Mia. Tamam, öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Onları nasıl yiyeceğim? Paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Şuna bak. İşte böyle. Al şunu. Aa, tamam, teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam, tadına bakacağım. Aa, çok sert. Ama bir fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlarla da yiyeceğim. Aa, ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha, bu koku da ne böyle? Hazır. Sanırım işe yaradı. Nuggetler hazır. Aa, nefis. Gerçekten ben dahiyim. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Aa, baksana ne var orada. Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. Bu haksızlık ama. Üzgünüm ama dayanamadım. Pizzaya bayılırım. Ne kadar iştah açıcı görünüyor. Nefis. Şimdi senin sıran. Tamam. Lezzetli bir şey olacağına emin değilim. Pizza. Ama donmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse, tadına bakalım. Ay, dişlerim. Peki onunla ne yapacağım? Onu böyle kıramıyorum. Sanırım bir fikrim var. Dur, sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Isır ve çiğne. Ah, Marley, sanırım işe yaradı. Teşekkürler. Ups, sanırım abartmışım. Aa, hayır, dişim. Peki ben ne yapacağım? Aptal pizza. Senin neyin işlendireceğini biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol.